Arkadaşlar merhabalar, Kripto News'te bugün haftanın, daha doğrusu hafta içinin son günü, Cuma günündeyiz ve bu videomuzda son 24 saatin en çarpıcı 5 konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Neler yaşandı son 24 saatte kripto dünyasında ve teknoloji dünyasında? İlk olarak ilk haberimiz Dogecoin ile başlasın. Dogecoin son 24 saatte yine Elon Musk'ın bir cümlesiyle, sadece bir cümlesiyle yükselişe geçti ve yine ünlü milyarder yapacağını yaptı. Dogecoin'e kimisi buna manipülasyon der, kimisi gönderme der ama biz göz kırptı diyelim ve Dogecoin'in yükselişine neden olan o konuşmaya gidelim. Evet, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Pensilvanya'nın Folsom kentinde bir toplantıya, bir etkinliğe katıldı. Ridley Lisesi'ndeki etkinlikte bir katılımcı yeni bir hükümet verimliliği bakanlığı kurup kurmayacağını sordu Elon Musk'a. Ve Musk bu soruya bakın nasıl cevap verdi. First off, you're my hero and I love your sneakers. Thank you. So if you do choose to be the head of the Department of Government Efficiency? Yeah, Doge. Yeah. İşte bu cevaptan sonra sizin de duyduğunuz gibi salonda alkışlar koptu ve Dogecoin'in değeri o andan itibaren bir anda 0.13 dolara kadar tırmandı. Sonraki 24 saatte de %6.8'den fazla bir artış gösterdi. Ve yine o sonraki 24 saat içerisinde de piyasa değeri 19.3 milyar dolara yükseldi. Seçim öncesi Donald Trump'ı destekleyeceğini söyleyen Elon Musk bakalım daha ne kadar Dogecoin'e ya da başka bir kripto paraya gönderme yapacak göreceğiz ama Elon Musk'ın ağzından çıkan tek bir kelimenin bile birçok kişi için milyonlarca hatta milyarlarca dolara mal olduğunu hepimiz görüyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. SEC ile Bitcoin ETF'leri ile devam edelim. Çok önemli bir gelişme yaşandı geçtiğimiz 24 saat içerisinde. Peki ne oldu? Özellikle Bitcoin ETF'lerini takip edenleriniz bu haberi çok yakından hatırlayacak. 9 Ocak 2024 tarihinde SEC'nin X hesabından bir tweet Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ETF'lerinin onaylandığını duyurmuştu. Tabii o zamanlar henüz ETF onayı gerçekleşmemişti ama piyasada milyonlarca insan bu haberi eli kulağında bekliyordu. X'teki bu duyurunun ardından Bitcoin anında 1000 dolar kadar yükseliş göstermişti. Saniyeler içinde. Ancak çok kısa bir süre içerisinde SEC'nin X hesabının bir hacker tarafından ele geçirildiği ve bu duyurunun da bir bilgisayar korsanı tarafından yapıldığı duyuruldu. Tabii bu çok kısa süre dilimi arasında birçok insan mağdur oldu, birçok insan da parayı cebe indirdi. Ancak dün bu hacker FBI tarafından yakalandı. ETF'lerin onaylandığını iddia eden sahte mesajı yayınlayan hacker yakalandığı anda da tutuklandı. SEC hesabının kontrolünün ele geçirilmesi birçok tartışmaya da yol açmıştı. Ve yakalanan hacker 25 yaşında Alabamalı bir şahıs. Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve erişim cihazı dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bakalım. Yargı nasıl bir cezayı uygun görecek biz de takip edeceğiz. Worldcoin ile devam edelim. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın kurucu ortağı olduğu proje Worldcoin. Tartışmalı göz irisi taraması yapan Orb'un yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Altman, Tools for Humanity CEO'su Alex Blanya ile birlikte bir açılış konuşması gerçekleşti ve Word ID'yi aynı zamanda Word App'teki güncellemeleri tanıttı. Yeniden tasarlanan Orb'un %30 daha az parçaya sahip olduğu ve Selefi'nin üretim kapasitesinin de 3 katına sahip olduğu açıklandı. Yeni Orb alışverişlerde, çeşitli ödeme girişlerinde kimlik doğrulama yöntemini öne çıkarıyor ve AI işlemlerini önceki modellere göre de 5 kat daha hızlı gerçekleştiriyor denildi bu açılış konuşmasında. Bir detay da tabii ki insanların kişisel verilerini, özellikle göz irisi taraması gibi önemli bir kişisel veriyi ele geçirdiğiyle ilgili birçok tartışmanın da hedefi olmuştu Worldcoin. Ancak Tools for Humanity
Bu tartışmalara yanıt olarak internetin botlarla dolup taştığı bir dönemde insanların gerçekten var olduklarını kanıtlamaları gerekiyor ve bunun da en iyi yolunun iris taramalı küreler olduğunu iddia ediyor. Yeni Orbun'da yakın gelecekte ülkemizde çeşitli noktalarda olup olmayacağını merak ediyoruz. Bakalım yeni gelişme bizim gündelik hayatımızı etkileyecek mi? Birlikte gözlemleyeceğiz. Diyelim ve ön satış bölümümüzde videomuza devam edelim. Pepe Unchained biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine bir videoda incelemiştik ve ön satışta 20 milyon doları aştığını sizlerle paylaşmıştık. Şu anda 0.0106 dolara satışa sunulan Pepe Unchained'de Ethereum, USDT ve kar seçenekleri bulunuyor. Çok iyi bir rakam ve çok kısa bir sürede toplanan rakam söz konusu. Pepe Unchained yine Pepe temalı coin'leri sevenlerin, listeleme öncesi avantajlı rakamlarla meme coin satın almak isteyenlerin ilgi odağı olmayı başardı. Projenin detaylarına baktığımızda ise %40'lık bir dilimin ön satışa, %30'luk bir dilimin staking'e, %10'luk bir dilimin pazarlamaya, %7,5'luk bir dilimin likiditeye, %7,5'luk dilimin de proje geliştirmeye ayrıldığını görüyoruz ve son olarak da zincir envanterine %5'lik bir dilim ayrılmış. Projenin tabii ki denetimini de iyice incelemek gerekiyor. Denetim kısmında da yine CoinSuite ve Solid Proof imzası yer alıyor. Bir diğer ön satışımız yine geçtiğimiz haftalarda ön satışı başlayan bir meme coin projesi daha. Bu da Oyla Kazan platformu olarak dikkatimizi çekiyor. Şu ana kadar 800 bin doların üzerinde para topladılar ve yine Ethereum, USDT, kar seçeneklerin yanı sıra BNB ile satın alma seçeneği de bulunuyor. Bu projenin de tokenomiğine baktığımızda %20'lik dilim ön satış, %25'lik dilim token geliştirme, %25'lik kısım Flock Vault, %10'luk kısım CX ve DX payı, son olarak da %20'lik dilim pazarlama için ayrılmış Flockers'da. Flockers'da yine ön satışın ilerleyen günlerinde fiyatını arttıracak bir proje. Şu anda bir sonraki aşamaya bir gün gibi kısa bir süre kalmış ve bir Flock token 0.00579 dolardan satılıyor. Pepe Unchained'i de Flockers'ı da incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki ön satış linklerine tıklayarak projeyi derinlemesine inceleyebilir. Bu videonun herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını ve kripto paraların yüksek riskli varlıklar olduğunu da hatırlatalım. Videomuzu noktalayalım. Arkadaşlar hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bol kazançlı günler diliyoruz. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri ve son haberleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Varsa da sorularınızı yorumlar kısmına lütfen bırakın. Cevabı bizde olan soruları mutlaka cevaplayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.